Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere 365 gün uygulamasından gelen hediyemizi göstereceğim. Bu uygulamayı biliyorsunuz ki geçmiş günlerde tanıtmıştık. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Bununla ilgili arkadaşlarımız birçok kez sorular sordu. Gerçekten hediyeleri gönderiyor mu, göndermiyor mu şeklinde. Ve ilk hediyemiz geldi. Şu anda ve burada Kargonun arka tarafında da zaten şu şekilde belirtmekte şuradaki yazılarda. Çözüm medya reklamcılık bu şekilde görülmekte. şimdi kargo açtığımız zaman daha öncesinde tabii ki açtım ben. Şöyle bir kart geliyor sizlere 365 günle ilgili. Şurada barkod sistemi falan var. Bunların Instagram adresi falan birçok kısım yer alıyor. Yani aynı o şirketten geldiğine dair. Zaten programı tanıtırken de söylemiştim. Bakın burada Bayer firmasına ait bir yer. Yani gerçekten sağlam bir yer. E, vaat ettiği şeyleri gönderiyorlar. Bundan sonra da inşallah JBL Go 2 videomuz gelecek. E, onun da bir yaklaşık 15 günü falan var. 15 gün sonra da onu yapacağız. Videosuna bakacağız. Gördüğünüz gibi powerbankimiz 10.000 e, miliamperlik bir powerbank. 2 tane USB kısmı var. Daha başka özelliklerine baktığımız zaman hızlı şarj ve orijinal batarya olarak gösterilmekte. Dexim marka. Bu marka aynı zamanda tıpa tıpa aynısı BIM'de satılmaktadır. Ondan dolayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oradan da zaten kullananlar bilir. Şimdi bir açalım bakalım. Başka ne özelliklerimiz var? Hani powerbank olduğu için zaten çok fazla bir detay yok. Fakat yine de sizlere göstermek istediğim Nasıl bir ürün geliyor. Bakın alt kısmında Şöyle bir USB kablomuz geliyor. USB kablomuz kısa bir şekilde zaten powerbankler için de ideal. Böyle bir şey. Telefonumuza çok rahat takabiliriz. Şu kısmını da normal USB olarak şarj edebiliyorsunuz. Eğer ki sizin telefonunuz normal USB değilse mesela Type-C ise onu da sizlere göstermek istiyorum. Type-C'lerde de bakın şu şekilde bir kablo oluyor. Bu benim kendi telefonumun kablosu. Diğer tarafına da yine bunu takıp kullanabiliyorsunuz. Yine iPhone'da da her türlü kullanabilirsiniz. Hemen bakalım alt tarafında şöyle bir kullanma kılavuzumuz geliyor. Kılavuzda da zaten çok bir şey yok. Akıllı telefonlar, tabletler, MP4, oyun konsolları ve diğerleri burada kullanabilirsiniz diyor. 2 yıl garantisi var. Dediğim gibi Dexin marka bilindik bir markadır. O yüzden içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde gayet kibar bir telefondan daha küçük bir boyutu var. Rahatlıkla kullanabilirsiniz ve piyasada bulunan en yüksek miliamper 10.000 miliamper. Ve benim en çok hoşuma giden tarafı ise şurada iki tane USB USB'sinin olması. Bakın şu şekilde ikisini de aynı anda. Şimdi bunların bir tanesi gördüğünüz gibi normal USB. Diğeri ise Type-C olarak görülmekte. İki telefonu aynı anda bu şekilde şarj edebilirsiniz. Bu şekilde gösterelim. Daha sonrasında eğer ki power bank'inizi şarj edecekseniz yine bu şekilde şunu buraya takıp diğer kısmı da adaptör kısmınıza ya da üçlü prizinizin USB kısmına ya da laptoplara takarak bunu şarj edebilirsiniz. Şu kısımda gördüğünüz gibi 4 tane ışık yeri var. Şu anda tabii ki şarjı var mı? Hemen bakalım. Şuradan açabilirsiniz aynı zamanda. Şuraya basılı tuttuğunuz zaman açılacaktır. Tabii ki şarjı varsa açılır. Evet. Işıklara baktığımız zaman şu anda yarı şarj durumunda. Burada 4 tane ışık var. Yani bir telefonu yaklaşık olarak 4 defa şarj edebiliyor. Tabii ki bunu uzun süreli kullanımlarda 4 ışık ancak 3 kere şarj edebiliyor. İlerledikçe 2'ye düşüyor falan ama 2'nin altına kolay kolay düşmüyor. Uzun süreli kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu şarj ettiğiniz takdirde Dediğim gibi en az 3 kere çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradan da şarjınızın ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Şimdi burada bir de giriş ve çıkış olarak input output şeklinde göstermekte miliamperlerde. Burada önemli bir hatırlatmadan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane çıkışı var. Fakat bununla kullanma kılavuzuna baktığımız zaman ve kutu üzerindeki bilgilere baktığımız zaman bunların bir tanesi 1.0 bir tanesi 2.1 şeklinde görülmekte ama hangisinin ne olduğu şu anda belli değil. Onu tam olarak yazmamışlar. Kullanma kılavuzunda da görünmüyor. Bunu deneyerek öğrenebilirsiniz. İkisiyle de şarj edin. Hangisi daha hızlıysa o 2.1 olandır. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Burada yine üretici firmayla alakalı birçok bilgiler yer almakta. Bunlara da isteyen dileyen bakabilir. Bu şekilde de bir kutusunu göndermişler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Tekrardan dediğim gibi JBL Go 2 geldiği zaman da yine onun videosunda sizlere kanıtlı olarak göstereceğim. En son olarak şunu da tekrardan sizlere gösterelim. Böyle bir şeyin gelmesi gerekiyor bu firmadan geldiğine dair bir kanıt. Bunu da göstermiş olalım. Diğer videomu izlemeyen arkadaşlar mutlaka o videoyu da izlesinler. Şu anda ekranda gördüğünüz ekran resmi olan videomuz şu anda açıklama kısmında var. Zaten video içerisinde kartlar kısmında da bunu bıraktım. Daha da ulaşamayan olursa mutlaka yorumlar kısmından bunu da belirsinler. Orada bu 365 gün uygulamasından nasıl puan kazanılır? Tek tek tüm bölümleriyle en hızlı bir şekilde ödüllerinizi nasıl alabilirsiniz? Bunun hepsini tek tek anlattım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Kanala hala daha abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olurlarsa çok sevinirim.